Ama hepsinden önce, şimdi 8 yaşında öldürülen Narin Güran davasına bir bakalım. İlk duruşmanın 3. günüydü bugün. Devam edildi. Akıl alır gibi değil. Öyle profesyonellerle karşı karşıyayız ki. Mahkeme başkanı soru soruyor. Avukatlar soru soruyor. Çapraz sorgular yapılıyor. Çözülen yok. Hala ne olduğunu, cinayeti kimin, neden işlediğini bilmiyoruz. Bugünkü duruşmada mahkeme başkanı artık cübbesini çıkarttı. Baba olarak soruyorum diye sorularını yöneltti. Bir de çok dikkat çeken bir an yaşandı mahkeme salonunda. 3 gündür duruşmalarda işte sürekli fenalaşıp hastaneye kaldırılıyor baba Arif Güran. Mahkeme başkanından özel bir izin rica etti. Sanık karısını alnından öptü. Oğluna ve karısına sarılıp başınızı dik tutun dedi. Türkiye'nin gözü Diyarbakır'da, Diyarbakırlıların gözü Adliye Sarayı'ndaki Narin Güran davasında. 8 yaşında katledilen Narin'in neden ve kim tarafından öldürüldüğü 3. günde de cevapsız kaldı. 2. gün fenalaşıp hastaneye kaldırılan baba Arif Güran sabah ağır adımlarla adliyeye geldi. Duruşmada Güran ailesi avukatlarının mahkemeye sunduğu 9 tanık dinlendi. Yüksel, Salim ve Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar da mahkemeye getirildi. Tanıklara baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar arasında arabadaki araba satışıyla ilgili bir husumet olup olmadığı soruldu. Veysel Sabutan ikili arasında orta yolun bulunduğunu, Nevzat'ın ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Bir diğer tanık Cahit Kaya, Nevzat'ın önce param yok deyip sonra ödemeyi kabul ettiğini aktardı. Mahkeme başkanı Nevzat'ın ben bu paranın hesabını sorarım deyip demediğini sordu. Tanık Kaya ben görmedim ve duymadım dedi. Baba Güran'ın dosyada yok dediği askeri üssün kamera kaydı mahkemeye getirildi. Mahkeme başkanı görüntülerin savcılık tarafından daha önce izlendiğini, soruşturmayı etkileyecek bir husus görülmediği için dosyaya konmadığını söyledi. Diyarbakır Barosu eski başkanı Nait Eren adli tıp raporunu okudu. Narin'in cansız bedeninin karada kaldığını işaret eden karasal larvalar bulunduğunu söyledi. Narin Güran'la ilgili bulunma videosudur. Nevzat'a dönerek bedeni daha önce bir yere gömdün mü diye sordu. Sanığın cevabı kesinlikle hayır oldu. Çuvalın tamamı su altında kaldı mı sorusunaysa hatırlamıyorum dedi. Çuvala sarılı vaziyette. Bu sırada cübbesini çıkaran mahkeme başkanı Nevzat Bahtiyar'a dönerek etrafına bak bu kadar insan kaç gündür buradayız. 3 çocuğu olan bir baba olarak soruyorum. Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu, iftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir dedi. Nevzat hatırlamıyorum cevabını verdi. Mahkeme başkanı sakladığın bir şey mi var diyerek bir soru daha yöneltti. Nevzat bu kez de yok cevabını verdi. Duruşmada Arif Güran mahkeme başkanından izin alarak sanık sıralarındaki eşi, oğlu ve kardeşinin yanına gitti. Oğluna sarıldı, karısının da alnından öptü. Başınızı dik tutun dediği duyuldu. Duruşmada tanık olmaktan vazgeçen Ramazan Atasoy ve Salim Güran arasındaki telefon kaydı da dinletildi. Amca Güran'ın sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş sözleri soruldu. Salim Güran ben orada Ramazan'a gel fiskiyen düşmüş diyorum savunmasını yaptı. Bilirkişi de fiskiye olduğunu kabul etti. Mahkemeye Enes Güran da çağrıldı. Kolundaki ısırık izlerini nasıl yaptığını canlandırması istendi. Yöneltilen sorulara sanık avukatları sinirlendi. Yönlendirme yapıldığını öne sürdü. Bu ifade mi ifade değiştirirsiniz, değiştirmişsiniz. Duruşmada savcı 4 sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkemenin kararı bekleniyor. An itibariyle Narin'in annesi konuşuyor mahkemede, ifade vermeye devam ediyor. Dünyanın en mağdur annesiyim ben diyor. Katil bizsek eğer bizi asın diye bir ifadesi var. Amca dakikalar önce yine konuşmuştu mahkemede. O da mağdur olduklarını, masum olduklarını söylüyor. Narin'in bir melek olduğunu, kendisinin bu işle hiçbir alakası olmadığını söylüyor. Tabii takip ediyoruz. Oradan gelecek her türlü gelişmeyi aktaracağız an be an sizlere.